Ilgaz. Hı. Bana bak. Ne yapıyorsun? Çok güzel seni çekiyorum. Ver, ver birlikte çekelim. Ver bakayım. Çıkıyor muyuz? Hı hı. Hadi bir de gülmeden beyim. Ay gülmeyecektim. Helalin güzeldir. Hı. Şöyle seksi bakıyorum. Allah ya, yaptım. Abi topu atsana. Tamam, sağ ol. VPN kullanılmış. Yurt dışı kaynaklıymış IP adresi. Aman ne hoş. Şimdi nasıl anlayacağız doğru olup olmadığını? Ya şimdi ben parlayı getiriyorum gözümün önüne. Naif, saygılı bir genç kız yani. Sevimli bir genç kız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani gerçekten Serdar öldürmüş olabilir mi? Vallahi benim de beynim durdu başsavcım ya. Ne bileyim yani... Şu meslekte neleri gördük biz ya? Ne olmazlar oldu yani. Ama ne bileyim yani o zaman bu mail ne? Hem niye parla? Ya niye ya? Yani boş bir iddia niye atılsın ortaya ya? Sonuçta yalan dolansa çıkar ortaya. Tabii gerçek olduğunu da öğrenebiliriz. Yani var ya inanılır gibi değil başsavcım. Ya tam kapandı mevzu derken. Hayır Allah var bak. Yani ben Merdan dedeyi de çok seviyorum. Onun için de çok üzülüyorum ama yani o mu bu mu dersen onu buna tercih ederim. Başsavcım çocuk daha küçücük ya parla. Aynen. Of. Neyse başsavcım şimdi bir akıl yürütelim. Bunu ya bir görgü tanığı iddia ediyor ya da bilgi sahibi. Bir de ki Meren. Yani kim Serdar'ın gerçek katilinin peşine düşebilir ki? Ha, biz bu adamı dünden beri aramıyoruz ki. Madem bir bilgisi vardı, şimdiye kadar söylerdi. Eğer amacı adaleti sağlamak olsa çoktan atmıştı bu iddiayı ortaya. Ama yani niye mail? Anlamıyorum ki. Neden gizliyor kendini? Sonuç olarak ihbarcı olmaktan mı çekiniyor? Parladan mı çekiniyor yani? Parla kim ki? Mendeki bir çıkarı var, ha? İyi de ne çıkarı olacak ki Parladan ya? Belki çocukla derdi olan biri. Ya da yalan dolan ha Eren? Cevap verme Eren, cevap verme, sus. Böyle hiçbir şey yapmadan duramayız biz burada. Bu bilginin doğruluğunu ve kimden geldiğini öğrenmemiz gerek. Hadi yürü.